Gözüne gözlük. Hazır mısınız? Yemek hazır sayılır çocuklar. Evet. Vikinglerin yemeklerini avlamaya çalıştığını görmüyor musunuz ha? Saldırıya uğradık. Ha? Silahlarınızı bırakın sizi vahşi Vikingler. Herkes biraz sakin olsun lütfen. Bakın biz sadece avlanıyorduk. Size zarar vermek istemedik. Hadi senize. Önce yemeğim gitti sonra gururum. Sırada ne var acaba? Muhafızlar, herhangi bir tehlike var mı? Hayır mücesteleri. Galiba sadece avlanıyorlardı. Avlanıyorlardı demek. Bu ne güzel şey öyle. Onlardan birine hayır demezdim. Hayır hayır, o benim. Gidelim. Burada kalın. Gidip mızrağımı alacağım. Bunca gürültüden sonra ortalıkta av hayvanı kaldıysa şanslı sayılırız. Bu defa hiçbir şey bizimle yemeğimiz arasına giremeyecek. Silahlarınızı bırakın. Anlaşılan bugün huzur içinde avlanamayacağız. Siz de tutukluyoruz. Ne? Avlandığımız için mi? Biri kraliyet asasını alıp kaçmış. Bu ormanda gezinen herkesi tutuklamaya emri aldık. Uzun boylu, şişman ve de sakalı var. Asamı o aldı. Ben kimsenin bir şeyini almadım sayın kralım. Ben ormanda... Efendim seni asasını alan kişi olarak belirledi, duymadın mı? Bana asamı geri ver, bana asamı geri ver. Kraliyet asasını nereye sakladığını söyle çabuk. Babam kimsenin bir şeyini almadı ki. Bir ara yanımızdan ayrılıp mızrağını aramaya gitmişti. Ama Halvar bunu yapmaz, öyle biri değildir. Hafızlar, gidelim hemen. Köyünde bir yere saklamış olmalı. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok kralım. Ama orası son evdi. Buralarda bir yerde olmalı işte. Bu kadarı da fazla ama. Hayır Halvar, şimdi olmaz. Bir yere gidemezsin. Yeter artık. Kimsenin bir şeyini almadım. Adamlarım da böyle bir şey yapmaz. Senin asamı nereye sakladığını hatırlamanı sağlarız. Hele önce kraliyet zindanında birkaç sene geçir bakalım. Muhafızlar, tutuklayın şunu. Ona yardım edelim. Hayır. Durun lütfen. Sizin ne kadar adaletli bir kral olduğunuzu herkesler bilir. Evet, bilirler. O halde elinizde delil olmadan babamı tutuklamamalısınız. O da adil yargılanmayı hak ediyor. Ve adil bir şekilde yargılanacak. Önce bana asamı bir geri versin de. Bana yiyecek bir şeyler verin bari. Bize asayı nereye sakladığını söyle, sonra bir şeyler yiyebilirsin. Hı.
Muhafız, konvoyum hazırlandı mı? Kralına cevap verecek misin? Adın ne senin asker? Konuşsana. Hı? Bu ne cüret böyle? Çalıymış bu. Uzun boylu, şişman ve sakallı. Bana sorarsan bizim kralın bir sorunu var. Halvarı alıp götürmek istiyor ya işte. Hayır, demek istediğim bir şeyi kontrol edebilir miyiz Fox? Ne olur. Kralımız bir şey arzu ederler mi acaba? Mahkum kaçmış. Mahkum kaçmış dedim size. Yakalayın şunu hemen. Nerede? Ben onu göremiyorum. Ama efendim, mahkum hala kafeste duruyor. Bu çok saçma. Ben onu görebiliyorum. İşte. Sayın kralım, bu konuda bir hata yapmış olma ihtimaliniz var mıdır acaba? Bana ne gördüğümü bilmediğimi mi söylemeye çalışıyorsun sen? Belki şüpheliyi tam olarak görmediniz diyorum. Gördüm tabii ki. Şüpheli şu anda kafeste duran kişiydi. Belki biraz daha yaklaşabilirseniz daha iyi görebilirsiniz. Ne? Ben bir kralım ve ne gördüğümü biliyorum dedim sana. Bitmiştir. Muhafızlar. Hemen gidelim buradan. Yoksa bu insanlar reislerini kurtarmak için başka bir numara deneyecek. Zavallı halvarı. Alabilir miyim Gorm? Tabii. Anne, babamı eve geri getireceğim. Ben size bir hediye vermek istiyorum. Bir hediye mi? Benim için mi? Evet, sizin için. Nöbetçiler, hediyeyi bana getirin. Bu neymiş böyle? Evet. O son teknoloji ürünü bir Viking icadı efendim. Onu burnunuza yerleştiriyorsunuz. İki can da gözlerinizin önüne geliyor. Evet. Aynen öyle. Ama bu büyü gibi bir şey böyle. Bunu nasıl yapabildin? Harikasın sen. Biraz yaklaşabilir miyim? Tabii, elbette canım. Asanızı alan kişiyi benim için bir çizebilir misiniz diye soracaktım. Alça mı? Ama neden? O benim babam. Bir resmi kalsın isterim ve elbette sizin ülkedeki en iyi ressam olduğunuzu da iyi biliyorum. Evet, öyleyimdir. Bu doğru, evet. Uzun boylu, şişman ve sakallı. Evet, burnu böyleydi. Evet, şurayı da biraz uzatalım. Birazcık da burayı. Evet, şurasını biraz kabartalım. Tamamdır galiba. Evet, tıpkı söylediğim gibi uzun boylu, şişman ve sakallı bir adam aldı asamı. Ama bu halvar değil. Bu adamın elinde bir gürüz var ve göz bandı da yok.
Evet, bir gürzü var ve göz bandı da yok. Ama onlar sadece ayrıntı. İşin özü şu. İşte benim asamı alan bu. O adam Sven. Sven mi? Kasabaya geri dönmeliyiz. Oraya saldırabilir. Sven mi? Sven de kim? Bakın, işte Sven o. Kendisi bir korsandır. Peki bu adam kim? Asamı bu almadı ki. Nasıl? Kim? Aha, çok çok affedersin. Böyle bir hatayı nasıl yaptım bilmiyorum. Sanırım babamı serbest bırakırsanız bütün bu olan bitenleri unutabiliriz. Muhafızlar, hemen bırakın bu adamı. Ve asanızı geri almak istiyorsanız da... Asılın küreklere, daha hızlı diyorum size. Geri ver asamı bana, seni utanmaz. Asla. Öyle korkmuştum ki. Peki sayesinde sonunda adalet.